Merhabalar, Yonca Oba YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte polyester makrame ipinden suplu öreceğim. Tığ numaram 4 milim. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini aktif yaparak videoları ilk sizler izleyebilirsiniz. Video hakkında fikirlerinizi ve kanalımda olmasını istediğiniz videoları yorumlar kısmına yazınız. İyi seyirler. Suplayı örmeye sihirli halka yaparak başladım. 3 tane zincir çekiyorum. Halkanın içindeki ilk trabzanım olarak sayıyorum. Bundan başka 11 tane tek dolayıp 2'de çıktığım trabzanlar örerek 12'ye tamamlıyorum. iki tane trabzan ördükten sonra sihirli halkayı sıkıştırıyorum. İlk ördüğüm üçlü zincirin tepesindeki zincire kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Böylelikle ilk sıramı örmüş oldum. 3 tane zincir çekerek ikinci sıraya başlıyorum. İkinci sırada her bir trabzanın tepesine ikişer tane trabzan örerek 24 tane trabzanla sıramı tamamlayacağım. Birinci trabzanın yanına hemen bir trabzan daha örüyorum. Yandaki trabzanın tepesine de 2 tane trabzan ördüm. İkinci sırayı da bitirdim. İlk trabzanı batarak kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. 3 tane zincir çekerek bir üst sıraya başlıyorum. Şimdi 3. sıradayım. 3. sırada İlk trabzanın tepesine 1, ikinci trabzanın tepesine de 2 tane trabzan öreceğim. Zincirim benim ilk trabzanım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine 2 tane trabzan örüyorum. Bu işlemi tekrarlayarak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Yani ilk trabzanın tepesine 1, yanındaki trabzanın tepesine 2 tane trabzan örmüş olacağım. 3. sıranın sonunda toplamda 36 tane trabzan ördüm. İlk trabzanın tepesine batarak kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. 3 tane zincir çekerek 4. sıraya başlıyorum. 4. sırada 2 tane tek, bir tane arttırma yapacağım. Birinci tek trabzanım zincirim. Hemen yanındaki trabzanın tepesine bir tane trabzan örüyorum. İki tane tek trabzan ördüm. Şimdi yanındaki trabzanın tepesine iki tane trabzan örerek arttırmamı yapıyorum. Bu işlemi tekrar ederek sıra sonuna kadar öreceğim. Yani 2 tane tek, 1 tane daha örüyorum. 2 tane tek trabzanımı ördüm. Şimdi arttırma örüyorum. 1 ve 2. 4. sıranın sonunda toplamda 48 tane trabzan ördüm. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. 3 tane zincir çekip 5. sıraya başlıyorum. 5. sırada 3 tane tek, 1 tane arttırma yaparak öreceğim. Zinciri ilk trabzanım kabul ediyorum. Yanındakini hemen 1 tane tek trabzan örüyorum. 2. tek trabzanım. 1 tane de yanındaki trabzanın tepesini örüyorum. 3. tek trabzanım.
Şimdi yanındaki trabzanın tepesine arttırma yapacağım. Yani aynı trabzanın tepesine 2 tane trabzan öreceğim. Bu işlemi 5. sıra boyunca tekrarlayarak öreceğim. 5. sıranın sonunda toplamda 60 tane trabzan ördüm. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. 3 tane zincir çekip bir üst sıraya başlıyorum. Şimdi 6. sırayı örmeye başlayacağım. 6. sırada da 4 tane tek, 1 tane arttırma yaparak öreceğim. 1. tekim yanına 1 tane daha tek, 2. Yanındaki trabzanın tepesine 1 tane tek, 3. Yanındaki trabzanın tepesine 1 tane daha, 4 tane trabzanımı ördüm. Şimdi arttırmamı yapıyorum. 1, 2. Altıncı sıradaki tekrarlarımı da bu şekilde yaparak ilerleyeceğim. 6. sıranın sonunda toplamda 72 tane trabzan ördüm. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. 3 tane zincir çekerek 7. sıraya başlıyorum. 7. sırada 5 tane tek, 1 tane arttırma yaparak öreceğim. 1 2 3 4 5 5 tane tek ördüm. Şimdi bir tane arttırma yapıyorum. Yani aynı trabzanın üzerine 2 tane trabzan örüyorum. 2. Bu ritmi tekrarlayarak sıranın sonuna kadar öreceğim. 7. sıranın sonunda toplamda 84 tane trabzan ördüm. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. 3 tane zincir çekerek 8. sıraya başlıyorum. 8. sırada da 6 tane tek, 1 tane arttırma yaparak öreceğim. 1 2 3 4 5 6 Yandaki trabzanın tepesine 2 tane trabzan örüyorum. Tekrarlayarak sıra sonuna kadar ilerleyelim. 8. sırayı da bitirdim. Toplamda 96 tane trabzan ördüm. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştirmiştim. Yandaki trabzanın tepesine bir sık iğne örerek geçiyorum. Bu sıradan sonra artık suplanın kenar süslerini örmeye başlayacağım. 5 tane zincir örüyorum. Alttan 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesini batarak bir sık iğne örüyorum. 3 tane zincir örüyorum. Alttan 1 tane trabzan atlayarak 2. trabzanın tepesini sık iğne ile bağlıyorum. Bu işlemi tekrarlayarak bütün yuvarlağın etrafını döneceğim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir ördüm. 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesini sık iğne ile bağladım. Suplanın etrafını 5'li ve 3'lü zincirlerle döndüm. 5'li zinciri yaptıktan sonra birleşim yerinde 3'lü zincirin olduğu kısım var.
bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir tane ip doluyorum. İlk başta battığım sık iğnenin tepesine batıp tığımı çekiyorum. Üçünü bir seferde kapatıyorum. Buradaki birleşimi bu şekilde öreceğiz. Daha sonra bu 5 zincirlerin içerisine 8'er tane trabzan öreceğim. Sekiz tane trabzanı ördüm. Yandaki 3 zincir çektiğimiz kısma tığımın üzerine ip almadan batıyorum ve sık iğne ile birleştiriyorum. Daha sonra yandaki 5 zincirli yere 8 tane trabzan örerek devam ediyorum. Şimdi tığın üzerine almadan 3 zincirin ortasına batarak sık iğneyi örüyorum. Tüm etrafını bu şekilde örerek devam edeceğim. Suplanın tüm etrafını döndüm. 8 tane trabzan ördüm. Yandaki 3 zincirlerin tam ortasını sık iğne ile bağladım. Şimdi ikinci sıradaki dalgaları örebilmek için zincirlerini çekeceğim. 8 tane trabzanımız vardı. İkili bu şekilde ilmeklerin ön taraftan değil de ortadan alarak kaydırma yöntemiyle bir ve ikinciye geçiyorum. Daha sonra 7 tane zincir çekiyorum. Tam ikincinin tepesine, yani buradan saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5'inciye gene diğer taraftan olan kısma sık iğne ile batıyorum. Tekrardan 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İkinci trabzanın ilmeğin arka tarafına batıyorum ve sık iğne ile örüyorum. Tekrar 7 tane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4 tane trabzanı atlayıp 5'incinin arka ilmeğinden batarak bir sık iğne örüyorum. Tekrar 3 tane zincir çektim. 1 ikinci trabzanın ilmeğin arka tarafından batarak bir sık iğne örüyorum. Dalgaların tüm etrafını bu şekilde dönerek ilerleyeceğiz. Tekrar başlangıç noktasına geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Tığıma bir tane doluyorum. Başlangıç noktasına çakma trabzan yaparak birleştiriyorum. Şimdi zincirlerin içerisini trabzanlarla dolduracağım. İlk sırada 8 tane trabzan örmüştüm. İkinci sırada 10 tane trabzan öreceğim. On tane trabzanı ördüm. 3 zincirin tam ortasına sık iğne ile batıyorum. Tekrardan yandaki 7 tane zincirin içerisine 10 tane trabzan örüyorum. On tane trabzan ördüm.
Şimdi üçlünün tam ortasına sık iğne ile batıyorum. Ve ikinci dalgalı sırayı da bu şekilde bitiriyoruz. Supranın etrafındaki ikinci dalgaları da ördüm. Şimdi birleştireceğiz. Yandaki üçlünün tam ortasına batıyorum. Şimdi üçüncü bir sıra daha dalga öreceğim. Onun için önce bir kaydırma, tekrar ikinciye, yani ikinci trabzanın üzerine kaydırma yöntemiyle geçiyorum. Kaydırma yöntemiyle ikinci trabzanın üzerine geçtim. İlk dalgada 5 tane zincir çekmiş, 8 tane trabzanla doldurmuştum. İkinci sıra dalgada 7 tane zincir çekmiş, 10 tane trabzanla doldurmuştum. Bu sırada da 9 tane zincir çekeceğim ve 12 tane trabzanla dolduracağım. Önce zincirli sıramı örüyorum. Dokuz tane zinciri ördüm. İkinci trabzanın tepesinden sık iğne ile tutturdum. Arada tekrar üç tane zincir. Ördüğüm trabzanların ikincisinin tepesinden sık iğne ile tutturuyorum. Tekrar 9 tane zincir. Sondan ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Batarken daha önce de söylediğim gibi örgünün ön tarafından değil, ortasından batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Bir ikinci trabzanın ortasından batarak sık iğne ile birleştiriyorum. Bu sırayı da bu şekilde örerek bitirelim. Üçüncü dalganın zincirlerini de ördüm. Tam birleşim yerindeyim. Orayı tekrar göstermek istiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığıma bir tane doluyorum. Baştaki sık iğnenin tepesine birleştirerek çakma trabzan örüyorum. Şimdi ördüğüm dokuzlu zincirlerin içerisine 12'şer tane trabzan öreceğim. On iki tane trabzanı ördüm. Üç zincirlerin tam ortasına sık iğne ile bağladım. Tüm zincirlerin içerisini 12'şerli trabzanlar örerek bitireceğiz. Üçüncü sırayı da bitirdim. Şimdi burada birleştiriyorum. İlk trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirip bir zincir çekiyorum ve ipi kesiyorum. Suplanın çapını ölçelim. Suplanın çapı 36 santim.